Haziran ve Temmuz'da sıcaklık rekorları, Ağustos ayında gelen Eyyam-ı Bahur sıcakları derken çiftçi köşeye sıkışmış durumda. Çiftçinin ektiği ürün daha hasat dönemi gelmeden tarlada kurudu kaldı çünkü. Kurumayan tarlalardaysa verim kaybı %50'ye kadar çıkmış durumda. Binbir emek harcadığı tarlasından umduğunu bulamayan çiftçi şimdi kara kara düşünüyor. Zorlanıyoruz. Sulayamadığımızdan dolayı da bu hale geldi mısırlar. Allah zorumuzu hayır etsin diyelim. Yani şu anda çiftçi zor durumda, sıkıntılı yani. Mısırlar koçan vermedi. Ayçiçekleri tarlada kurudu, kaldı. Çiftçi hasat yapamadan zararlı çıktı. Haziran ve Temmuz'da sıcaklık rekorları. Ağustos'ta Eyyam-ı Bahur. Türkiye'de bu yaz çiftçi için zorlu geçiyor. Toprak kurudu, verim düştü. Sıcaklıklar çok kötü. Yani hakikaten de 35, 38, 40 derecelere kadar sıcaklıkları gördük. Döllemeler o yönden biraz zor oldu. Olmuyor zaten. Kimi çiftçinin binbir emek ve umutla ektiği ayçiçek tarlalarında ise hasat mevsimi gelmeden o umut tükendi. Bu ayçiçekleri boyuma kadar geldi. Ancak sıcaklık onları da vurdu. Daha çiçek açıp meyve veremeden tarla kurudu. Sulayamıyoruz. Su yetmediğinden dolayı suları bulamıyoruz. Yetmiyor çünkü dikim arazisi çok olduğundan üst taraftaki suyu alt taraftaki sulayamıyor. Sulayamadığı zaman da bu hale geliyor. Tarlalar susuz kaldı. Çiftçi hasat dahi yapamayacak duruma geldi. Kurumayan tarlalardaysa ayçiçekleri gelişimini tamamlayamadı. Bunun şu anda benim boyumun olması gerekiyor. Kafasının da bir tabak boyu yani bir yemek porsiyon tabağı kadar olması gerekirken işte görünen hali bu. Bunun yapacağı şeyden ne olur? Ayçiçeklerinde verim düşüşü %40'a ulaştı. Sıcaklıklar mısır tarlalarında vurdu. Toprak susuzluktan kurak kaldı. Bu nedenle mısırlar da gelişimini tamamlayamadı. Boyları büyümedi. Verim de geçen seneye göre yaklaşık %50 azaldı. Mısırda şu anda mesela tohumluk mısır ekiyoruz. O da dölleme zamanı. Şu anda bu sıcaklıkla mısırı da etkiledi. Şu anda işte göründüğü gibi şu mısırın bir insan boyu olması gerekiyor. Tek seviyede olması gerekiyor. Ama bak irili ufaklı sıcaklıklardan dolayı. Çiftçi tarlasından umudu kesti. Kârı bıraktı, borcunun derdine düştü. Oradan alıp buraya ödeyeceğiz, buradan alıp buraya ödeyeceğiz. Yani içinden çıkabilir miyiz? Çok zor. Bu şartlarda içinden çıkmamız zor. Ama tabii ki uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar aile çiftçiliği yapma uğraşıyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla hep beraber yani içinden çıkmak için uğraşıyoruz.